Kesin Bir kanalından herkese merhaba. Bir eğitim videosuyla da beraberiz. Daha önce yayınlamış olduğum telefon kullanarak video editleme videomuz çok büyük ilgi gördü. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere telefondan nasıl video kapak resmi yapılır, nasıl YouTube'a yüklenir bunu göstereceğim arkadaşlar. Bunun için 2 adet uygulama kullanacağız. Birisi Canva, diğeri InShot. Play Store'da ikisini de rahatça bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk önce ne üzerine bir kapak yapacağız? Günümüzde PUBG çok revaçta. PUBG oynayan veya PUBG kanalı olan birçok takipçim var. Bunlar için bir PUBG videosu kapak resmi yapalım hep beraber. Hiç tasarlamadım. Tüm materyalleri sizlerle birlikte indirip sizlerle beraber tasarım yapacağız. Nasıl olur? Nasıl yapılıyor? Hepsini size tek tek göstereceğim. Kullandığım siteleri de her şeyi de sabit yoruma yazacağım. Sabit yorum. Yorumların en başında duran yorumdur. Mobilden de tıkladığınızda açılan bir bölge var. Orasıdır. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da telefondan YouTuber olma ve birçok sosyal medya mecrası ile ilgili bilgiler edinebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçiyoruz. İlk önce Google Chrome'umuzu açıyoruz ve burada PUBG arka plan diye aratıyoruz. Veya siz oyunu oynuyorsanız burada oyundan bir kareyi alıp onu resim olarak kaydedebilirsiniz. Ekran resmi olarak onu da düzenleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar aramamızı yapıyoruz. Bize herhangi bir şekilde resimleri, görselleri göstermeye başlıyor. Güzel bir şey bulduğum zaman sizlere tasarıma devam edeceğim. Evet arkadaşlar şurada fena olmayan bir resim buldum. Buna tıklıyorum ve bunu indiriyorum. Sonra geri dönüyorum. Burada bir resim daha buldum. Bunu da indiriyorum. Bunu size örnek olarak göstereceğim. Tıkladım ve bunu da indirdim. İkisi de galerimde hazır. Şimdi arkadaşlar yapacağım ilk işlem. Tekrar Chrome'umu açıp remove yani remove.bg sitesine gitmek. Burada amacım İkinci resmi seçip onun arka planını silmek. Şimdi arka planı siliniyor ve onu indireceğim. İndirdim. Burada göstermek istediğim şey sizlere herhangi bir parçayı nasıl resme ekleyebilirsiniz, nasıl kullanabilirsiniz onu göstereceğim. Yani bu alakası durabilir sizin için. Hani dersiniz ne alaka ama size fikir olsun diye nasıl eklenir onu göstermek amaçlı sadece. Siz de bu çıkmazsa ne yapacaksınız arkadaşlar? Buraya tıklıyorsunuz. YouTube küçük resmi şuraya çıkıyor. Hemen boş bir sayfayı seçiyorsunuz. Bu oluşturduğunuz boş şablon 1280x720'dir ve YouTube'un önerdiği ölçü budur. Bazıları 1920'ye 1080 piksel yapıyor arkadaşlar. O da olabilir fakat yüklenme süresi geç olduğundan dolayı video Google aramalarında çıkmayabilir. Yani resim olarak geç yüklendiği için sıralamalarda geriye atılabilir. Bu da bir anekdot olsun size. Şimdi buraya ekleyeceğimiz dosyaları artı tuşuyla yüklemelere tıklayalım. Medya yükle diyelim. İlk önce bunu sonra da arkadaşlar arkasını sildiğimiz resmi ekleyelim. Bunu seçelim ve şöyle kenarlardan tutup oturtturalım. Şöyle oturtturduk. Şurada boş kalan kısma yazımızı yazacağımız için biraz daha büyük hale getiriyorum bunu. Dışarıya da tıklayınca tam olarak oldu sanırım. Tamam. Şimdi ne ekleyeceğiz buraya yüklemelerden? Bu arkası boş adamı ekleyelim. Şöyle bu abiyi biraz büyütelim. Buna isterseniz efekt verebiliyorsunuz. Arkasını normalde silebiliyorsunuz buradan ama ben şimdi
Edu eklentili bir Canva kullandığım için size olmayabilir. Buna bir filtre verebiliyorsunuz. Belirgin hale getirebiliyorsunuz. Bu şekilde daha canlılık katabileceğiniz filtreler de mevcuttur. Yoğunluğu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şöyle Afterglow'da full verince bu biraz ortaya çıkıyor. Sonra bunu indiriyoruz arkadaşlar. Şuraya basınca iniyor. Şimdi arkadaşlar yazıyı eklemek için inşaat uygulamasına gidiyoruz. Burada fotoğrafı seçiyoruz. Ve düzenlediğimiz fotoğraf karşımıza çıkıyor. Sonra tuvale tıklıyoruz. Ve burada 16'ya 9'u seçiyoruz. Tam böyle tuvale otursun. Bu da zaten YouTube kapak resmi ölçüsüdür. Sonra burada tik'e basıyoruz ve bu resmimiz tuvalimize oturdu. Burada yapacağımız tek şey güzel bir göze gelen yazı eklemek. İlgi çekici bir şey yazmamız lazım. Bir silah 19 kill yazalım. Bunu buraya alabiliyoruz. Birileri diyecek ki abi aynısını Canva'dan da yapabilirdin. Canva'nın böyle baskın bir kenarları siyahlı. Henüz bir kaligrafi yazısını bulamadım. O sebeple bunu daha çok seviyorum. Sonra renge tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan böyle bir sarı seçiyoruz. Ve bunun arada kaybolmaması için arkadaşlar kenarını siyah yapıyoruz. Şu şekilde. Tüm bunları yaptıktan sonra resmimizi yukarıda kaydet butonuna tıklayarak kaydedebiliyoruz. Gördüğünüz gibi resmimiz kaydoldu. Ben yanlışlıkla iki kere bastım. İki kere kaydoldu. İlk kaydolanı açıyorum. Gayet net. Şimdi dönüyorum. Resmi yükleyeceğim YouTube hesabına. Şimdi yapmamız gereken şey YouTube Studio Android uygulamasına gidip bunu bir videonun kapağı olarak ekleme. O da çok basit. Android Studio'ya gidiyorum. Hiç kullanmadığım şöyle bir kanalım var. Kendime eğlence için açıp yüklüyordum. Şimdi burada herhangi bir videonun üstüne tıklıyorum. Sonra buradaki kalem işaretine tıklıyorum. Burada tekrar şurada gördüğünüz, bakın şurada okla da göstereyim. Bu kalem işaretinin üstüne tıklıyoruz. Sonra özel küçük resime tıklıyoruz burada. Dosyalar diyoruz. Bunu seçiyorum. Ve seçe tıklıyorum. Kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada küçük resmimiz eklendi. Biraz da yakınlaştırayım. Siz de rahat görün. Telefonumuzda YouTube küçük resmi yapmak, yani YouTube video resmi yapmak gayet basit. Eklemek de gayet basit. Eğer videom işinize yaradıysa videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.